الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بسم الله الرحمن الرحيم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت أما بعد her nerede olursanız olun Allah'tan korkun diyor okuduğum hadis-i şerifte اتق الله حيث ما كنت nerede olursanız olun hangi ahval ve şerait içinde bulunursanız bulunun Allah'tan korkun. Yani coğrafya değişince helal haram, haram helal olmaz. Mekan değişince haram helal olmaz. Yani Türkiye'de yaşarken bir şey helal, başka bir yerde haram. Burada yaşarken haram, başka bir yerde helal olmaz diyor. Nerede olursanız olun, Allah'tan korkun. Takvayı kuşanın. Zaten ihsan nedir diye Efendimiz sormuş, kendisi cevaplamış. Her daim Allah'ı görür gibi hareket etmektir. Zira sen onu görmesen de o seni görmektedir. Evet, bu şuuru telkin eden bir beyan bu. Rabbimiz bizi de bu bilince sahip salih kullarından eylesin. Okuduğum ayet-i kerimeler En'am 159, Mü'minun 52, bir de Rum suresi 30. Bu ayet-i kerimelerde tefrikadan bahsediyor Rabbimiz. Tefrika. Fırkalaşmak, hizipleşmek. Bu mevzuyu Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde nazara veriyor. Muhterem kardeşler, Rabbimizin takdir-i ilahinin öngördüğü bir yasa var. O yasa da şudur. Adem ile şeytan, iman ile küfür, tevhid ile şirk, hak ile batıl her zaman savaşacak. Bu hiç bitmeyecek. Birçok ayet-i kerime okuyabiliriz. Bismillah. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Biz insanı kavşak noktasına bıraktık. Dileyen şükür yolunu seçer, dileyen küfür yolunu. İki yol var. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Ant olsun biz her topluma, her kavme Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diyen bir peygamber gönderdik. لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ Zorlama dinde yoktur, doğru ile yanlış, hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Yani hak ile batıl savaşacaktır. İman ile küfür ateşkes ilan etmeyecektir. Budur. Onun için yeryüzünde iki fırka vardır. İman ve küfür. Fakat bu fırkalar Rabbimizin tefrik ettiği, ayrıştırdığı, adını koyduğu fırkalardır. Burada sorun yok. Bu noktada biz bir ömür savaşacağız, mücadele vereceğiz, cehd edeceğiz. Burada sorun yok. Sorun nerede? İman edenlerin kendi içinde kategorize olmasında, fırkalaşmasında,
gruplaşmasında, hizipleşmesinde. Bugün bu meseleyi ele almaya çalışacağım. İlginçtir. Sadece iman edenler, müminler mi tefrika hastalığına yakalanıyorlar? Hayır, kafirler de. Onlarda da var bu hastalık. Bakın onlar da bir bütün değiller. Yekpare değiller. Parçalıyorlar bütünü. Katoliği var, protestanı var, ortodoksu var, efendim tokayiti var, var oğlu var. Yahudilere bakıyoruz, ferisiler var, sadukiler var, zelotlar var, var oğlu var. Bize dönüyoruz, hanefisi var, şafisi var, malikisi var, hanbelisi var, zahirisi var, batınisi var, mevlevisi var, nakşibendisi var, geylanisi var, var oğlu var. Bizde de var aynı hastalık. Rabbimiz bunu yasaklıyor. Tefrika haramdır. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünya karnemize verdiğimiz önemi ahiret karnemize vermiyoruz. Matematik, biyoloji, Türkçe, edebiyat, sosyal bilgiler. Hangi derse? Bakıyoruz, karne kaç gelecek? İyi de mübarek bir de ahiret karnen var. Namaz dersin, zikir dersin, cihat dersin, tebliğ ve davet dersin, emin kimlik dersin, dürüstlüğün, güvenilirliğin, fedakarlığın, diğergamlığın, yardımlaşma duygun, temizlik anlayışın, sosyal münasebetlerin, geçim ehli olup olmayışın, birçok ders var. Bir şey söyleyeyim mi size? Ahirette hemen hemen bütün dersleri verebileceğimize itimat ediyorum ama bu konuda dersimizi veremeyeceğimiz kanaatindeyim. Hepimiz Allahu alem öte alemde fırka dersinden sınıfta kalacağız. Başaramıyoruz bunu. Fırkalaşmanın, tefrika hastalığının önüne geçemiyoruz. Konuşurken şöyle diyoruz. Tefrika sosyal şirktir. Vahdet sosyal tevhiddir. Doğru. Bir toplumun yekpare olması, yek vücut olması, birlik üzere olması tevhidin tezahürüdür. Bir toplumun parça parça olması, bölünmesi, dağılması, kutuplaşması, birbirini iten unsurlar haline dönüşmesi şirke işarettir. Onun için inançta, akidede birlik tevhiddir, toplumda birlik vahdettir, siyasette birlik adalettir. Toplumda parçalanmışlık şirke işarettir. Biz tevhid toplumu muyuz? Bu çok tartışılır. Tevhid toplumu olsak vahdet olurdu. Vahdet yoksa tevhid toplumu olmadığımızın işaretidir. Onun için birlik kuvvettir, çokluk zafiyettir. Az olsun, birlik kuvvettir. Hatırlayın, Bedir'de Müslümanların sayısı kaç? 300. Düşman taraf? 1000. Uhud'u hatırlayın, çıkarken 1000, karşı taraf 3000. Yolda Abdullah İbni Ubey İbni Selül 300 askeriyle ihanet etti, 700'e 3000. Hendek'e geçelim. Müslümanlar 3000. Düşman taraf 10.000. Kim galip? Bir olanlar. Yürekleri Allah'a ayarlı ve duyarlı olanlar. Kim galip? Az olanlar. Kim mağlup? Çok olanlar. Hadi Uhud'un birinci ve ikinci hamlesi var. Onu ayıralım. Kem min fi'etin galiletin galebet fi'eten kesireten biiznillah. Allah'ın izniyle yürekleri Allah'a dönük olan nice sayısal azınlıklar, nice sayısal çoğunluklara galip gelmiştir. Huneyn'i hatırlayın. Efendimizin ganimetleri Cirane bölgesine yığdığı Huneyn'i hatırlayın. Müslümanlar kaç bin? 14.000. Ne diyorlar çıkarken? Bu orduyu artık kimse yenemez. Orada
tefahur ve tekasür krizine tutuldular. Evet. Bir övünmek, bir de çokluk tutkusu bu. İki hastalıktır bu. Bizi de kuşatıyor çoğu zaman. Onun için bakın, İslami çalışmalarımızı anlatırken var ya, 1'e 10 katıyoruz ha. Ya bir iş yapıyorsun, 10 tane anlatıyorsun. Mübarek. Mütevazi ol. De ki ya, bir şeyler yapıyoruz. İnşallah Rabbimiz katında makbuldür. Süslüyor, montajlıyor, kurguluyor, bakıyoruz. Çokluk krizi. Evet. Çokluk krizi. Ne kadar çok olursak o kadar başaracağımızı zannediyoruz. Hiçbir peygamber çoğa oynamadı ki. Çağdaş modernist zihniyetin neden demokrasi kavramını bu kadar pompaladığını buradan da çıkarabiliriz. Çokluk ölçü. Tamam mı? Çokluk. Ne kadar çok o kadar hak. İslam öyle demiyor. Ne kadar hak o kadar çok. Ölçüsü el-hak olan Rabbimizdir. Tek olsun ama hak üzere ise çok. Çok olsun batılsa az. Onun için tabii helal iki haram iki yüzden çoktur. Bunun örneklerini hayat içerisinde görmüyor muyuz? Milli Piyango'dan götürmüş bütün hasılatı bir barakada perişan bir halde vefat etmiş. Tefahur ve tekasür krizi bu. Evet. Yani çoğalalım, çoğalalım, çoğalalım diye bir hastalığa tutulmuşuz yani. Doğru değil. Ne olacak çoğalınca? Ne olacak? Yani keyfiyet, evet, kemmiyet üzerine oynayınca keyfiyet ne yapıyor? Kalite kaybına uğruyor. Bizim aslında öyle bir derdimiz olmamalı. El cemaatu alel hak velev kâne vahde. Cemaat isterse bir başına olsun hak üzere olandır diyor. Bitti. Kaldı ki bazı peygamberleri zikredebiliriz. Tek başına ama başarmış, muvaffak. Neden? Hakkı eksene almış, referansı hak olmuş ama menzile ulaşamamış. Yolda olmak başarmaktır zaten. Menzile ulaşmak şart değildir ki. Budur ölçü. Bu açıdan birlik kuvvettir, çokluk zafiyettir. Ahirette bu konuda sınıfta kalacağımız kanaatindeyim. Başaramıyoruz. Okuyoruz En'am 159 Bismillah. İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şî'an leste minhum fî şey. Dinlerini fırka fırka edenler, parça parça edenler, kategorize edenler, alt sınıflara ayrıştıranlar var ya, senin onlarla hiçbir işin yoktur. Evet, ilginç. Devam ediyor. Onların işi Allah'a kalmıştır. Hükmü o verecektir. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Allah onlara yaptıklarını mutlaka haber verecektir. En'am 159. Dinlerini fırka fırka ediyorlar, parçalanıyorlar, bölünüyorlar. Ama bu bölünmeyi bazen de şöyle yorumluyorlar. Ya bölünme ikiye ayrılır, mitoz bölünme, mayoz bölünme. Biz mitoz bölünmeye tabiiz. Bölündükçe çoğalıyoruz, çoğaldıkça bölünüyoruz. Acaba öyle mi? Acaba öyle mi? İkinci ayet. Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyâ kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Onlar dinlerini parçaladılar, işlerini aralarında parça parça ettiler. Buraya dikkat. Her grup kendi yanındakiyle övünmekte ve sevinmektedir. Ferah, rahat. Neden? Hak biziz diyor. Evet. Biz hakkız diyor. Bakın biz haktayız demiyor. Hak biziz diyor. Hak biziz demek de biz haktayız demek arasında çok ciddi bir mahiyet farkı var. Hak biziz demek batıl bir iddiadır. Biz haktayız demek meşru ve hak bir iddiadır. Neden? Biz ilahi rızayı arama çabası içerisindeyiz. Umut ediyoruz. İnşallah rızaya muvafık oluruz. Rabbimiz eksiklerimizi ikmal, zayıf yönlerimizi tahkim eylesin. Bu yoldayız. İnşallah muvaffak oluruz. Bu ayrı. Hak biziz demek ayrı. Hak biziz demek tefrikaya kapı aralamaktır.
Ya bugün bu konuda ne kadar fanatik insan görüyoruz. Diyor ki hak biziz. Onun katli vacip. Birbirini var ya katli vacip olduğu noktasında itham eden, kalem kıran ne kadar yapı var? Fanatik, mutaassıp, yobaz. Yobaz. Örümcek kafalılık buraya çok iyi uyar. Bağlı değil bunlar, bağnaz. Bağlı değil, bağımlı. Bir yere tutuklanmış, esir olmuş. Onun için İslam bağlılığı şiddetle tavsiye eder ama bağımlılığı yasaklar. Bağımlılık tiryakiliktir. Tiryakilik iradesizliktir. Bağlı ol ama bağımlı olma. Bağımlı olmak gözü kapatmaktır. Bağlı olmak mı? Radarları açmaktır. Test etmektir, sorgulamaktır, ele almaktır, tahlil etmektir. Bu manada bakıyoruz. Minellezine ferraku dinehum ve kanu şia kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Her grup kendi yanındakiyle övünüyor. Sanki bize anlatıyoruz değil mi? Ya ben bazen biz derken arkadaşlar yanlış anlamasın. Yani burayı kastetmiyorum. Genel manada yani bir muhasebe yapıyorum. İslam ümmeti olarak. Onu kastediyorum. Yoksa ha, bizim de var mıdır? Muhasebe yapmalıyız her zaman. Çünkü düşmanımız ateşkes ilan etmeyecek. Elem e'ahad ya aley elem e'ahad ileykum ya beni Adem'e ella ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları size şeytana kulluk etmeyin diye ahit vermedim mi? İnnehu lekum aduvvun mubin ve eni abuduni hâzâ sırâtun mustakîm. O sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Yani her an teyakkuz halinde olun. Yol güzergahında bir yerde kıvırtabilirsiniz diyor. Tamam çıkabilirsiniz. Tökezleyebilirsiniz. Sürüşebilirsiniz. İmkan dahilinde bu. Şu imtihan dünyası. Bu manada yani her grup kendi yanındaki de övülme ve sevinmektedir diyor. Diğer ayeti okuyalım. Fetekatta'u emrahum beynehum zubura kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Evet. İşlerini aralarında parçaladılar, bölündüler, ötekileştirdiler. Her grup kendi yanındakiyle övülmekte ve sevinmektedirler. Ali İmran'dan okuyalım. Bismillah. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. El birlik Allah'ın kopmaz ipine sımsıkı sarılın ve la teferraku fırkalaşmayın. Tefrikaya düşmeyin. Fizikçilik yapmayın. Grupçuluk yapmayın. Fanatizm tuzağına düşmeyin. Ve la tekunu kellezine teferraku ve ihtelefu min ba'di ma ca'ehumul beyinat ve ulaike lehum azabun azim. Hemen iki ayet sonra. O kimseler gibi olmayın ki fırka fırka oldular, gruplaştılar, ayrıştılar, karşıt ve kutuplaştırarak düşmanlaştırdılar. Evet, ihtilafa düştüler. Halbuki kendilerine apaçık beyineler geldiği halde. Ve mahtelefe lezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ehumul ilmu bagyen beynehum. Ehli kitabın neden parça parça olduğunu bu ayet ele verir. Ali İmran 19. Onlar aralarındaki çekemezlik, haset yüzünden birbirlerine düştüler diyor. Aynı mantık. Hak biziz mantığı. Biz haktayız değil de hak biziz mantığı. Bu ayette de görüyoruz bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün elinde bir çubukla yere bir çizgi çizmiş. Yanına da eğik çizgiler. En'am 153'ü okumuş. Bismillah. Ve enne hâzâ sırâti mustakîmen fettebi'ûh. Ve lâ tettebi'us subule feteferraka bikum an sebîlih. Zâlikum vessâkum bihi leallekum tettekûn. İşte benim dosdoğru yolum. Sırâtı mustakîm. Ona uyun, başka yollara uymayın. Yoksa sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Feteferraka. Tefrik ederler. Bozarlar, fermanta olursunuz, yapınız bozulur. Tamam mı? Kendi değerlerinizi sıfırlamış olursunuz. Allah size böyle vasiyet eder, umulur ki takvaya erersiniz. Birçok ayet okunabilir. Yani Kur'an tefrikayı yasaklıyor.
Muhterem kardeşler, tefrika kutuplaşmayı getirir. Karşıtlığı getirir. Katılığı getirir. Fitne ve fesadı getirir. Ötekileştirmeye yol açar. Düşmanlaştırmaya yol açar. Dışlamaya yol açar. Aşırılığa yol açar. Peki neden tefrika gibi bir yanlış insanlar arasında mekan ve zaman bulur, zemin bulur? Ona bakalım. Zihin tefeciliği, zihin tekelciliği. Bu önemli bir sebep. Yani tekelin sadece endüstriyel alanda, sanayi alanında karşılığı yok ki. Fikir alanında da var. Din alanında da var. Bakın tekelleşmeye çalışıyor. Bu işin tekeli benim diyor. Karteliyim diyor ben. Sektör benim elimde diyor. Evet. Zihin tekelciliği. İki, suizan. Ya suizan haram değil mi? Hüsnü zanda yanılan bir insanı suizanda isabet edene tercih etmek lazım. Bir insan hüsnü zannında yanılsa bir şey lazım gelmez. Neden? Çünkü hayrın dilini kullandı, hüsnü zannetti. Bir insan suizanda isabet etse yine günah işlemiştir. Çünkü suizanı Kur'an yasaklar. Eğer suizanında isabet edemezse ne olur? Günahı katmerleşir, ikiye katlar. Bir suizan etti, iki isabet de edemedi. Üç, casusluk. Oturmuş kurcalıyor, karıştırıyor. Nereden ne çıkarabilirim? Videosunu kurcalıyor, konferansını kurcalıyor, oradan cımbızlıyor, casus. Evet, casus. Ajan, provokatör. Tamam. Ya işin gücün yok mu mübarek? Hayır üret ya. Otur eksiklerini tamir et. İşin gücün yok mu senin? Dört, gıybet. Oturunca gündem hep onlar. Hep başkaları. Gözünde çapak var. Karşıdakinin gözüne yumruk atıyor. Beş, alay etmek. Bakın soy ismi üzerinden yeni isimler takıyor. Evet, alay ediyor. İstihza ediyor. Kardeşini tahfif ediyor, hafife alıyor. Tahkir ediyor, hakaret ediyor, tezyif ediyor, zayıflatıyor. Altı, kötü lakap takmak. Bakın Hucurat suresinde hepsini yasaklıyor Kur'an. Yedi, kin duymak. Evet, buraya oturmuş, ukde olmuş. Kin ve nefret duyuyor. Sekiz, hasetçi. Konumunu karşı taraf üzerinden belirliyor. Halbuki dükkanını aç, tezgahını aç, güzel güler yüzle muamele et, işine bak, reklamını yap, değil mi? Sen işine dön. Karşıya göre konum alıyor. Haset yüreğini yakıyor. Halbuki haset insanı yiyip bitiren bir ateştir. Hasut insan kendi kendini tüketir. Böyledir. Karşı tarafın zavallının haberi bile yoktur da bundan. O içini yer, tüketir, bitirir. Evet. Kendi kalbinde yaktığı bir ateştir. Haset, tefrikaya yol açan sebeplerden birisi. Dokuz, hakaret. Kullandığı dile bakın. Ya bir Müslüman olarak bunu imanına nasıl yediriyorsun sen? Bir kardeşin için. Bir gün Taif dönüşü yol güzergahında bir kabir varmış. Ebu Uhayha bin As isimli bir müşriye ait. Hazreti Peygamber'e Mekke döneminde çok zulmeden, gadreden bir azılı müşriye ait. Hazreti Ebu Bekir geçerken gündem olmuş. Demişler ki bu kabir Ebu Uhayha'ya ait. Efendimiz demiş Allah ona lanet etsin. Bir ömür peygambere düşmanlık etti. Kahru perişan olasıca demiş. İlginç. Ebu Uhayha'nın da iki tane oğlu hidayete ermişler. İslam ordusundalar. Onlar da o hani cahiliye refleksi var ya sökün etmiş. Demişler Ebu Bekir'e lanet olsun. Onlar da misilleme yapmışlar. Efendimiz demiş ki ölenleriniz müşrik bile olsalar lanet okumayın. Zira sizin lanetiniz ona ulaşmaz.
ama yakınlarını rencide eder. Ne kadar harika ölçüler. Ne kadar harika. Ya bir müşrik için bile Efendimiz bir sınır koyuyor. Ölçüyü belirliyor. Biz kardeşimize nasıl diller kullanıyoruz ya? İnsanın yüzü yere akar. 10. İftira. İftira bumerangtır zaten. Döner atanı vurur. Bunlar yasak. Onun için dönüp dönüp muhasebe yapmamız lazım. Dönüp dönüp kendimizi sigaya çekmemiz lazım. Neden muvaffak olamıyoruz? Bunun tahlilini yapmak lazım. Rabbimiz yasaklıyor bunu. Dolayısıyla vahdet sosyal tevhiddir. Tevhidin topluma yansıması birlik ve beraberliktir. Rabbimiz kalplerimizi ona dönük salih kullarından eylesin. Rabbimiz her daim vahdetin dilini kullanacak bir şuuru bizlere ihsan eylesin. Olay budur. Bize düşen budur. Festebikul hayrat. Hayırlarda yarışın. Ya siz hayırlarda yarışın. Vallahi şerre zamanınız kalmaz zaten. Mübarek. Ömür kısa. Hayrın peşine düş. Şer için zaman kalmaz zaten. Ve imtihanı da başarırsın. Ya Rabbi bize birlik, güç, kuvvet, vahdet ver. Bizi her türlü fitne, fesat, bölünmüşlük ve parçalanmışlıktan muhafaza eyle. Huzuruna imanla gelecek bir keyfiyet ve kabiliyeti bizlere ihsan eyle. Birbirimize dua edelim. Selamı çoğaltalım, ziyaretleşelim. Emin olun bu birçok şeyi yeniden rehabilite edecektir. Bazen var ya, ayrı mekanlarda birbirimiz hakkında konuştuğumuzda sahip olduğumuz haleti ruhiye ile yüz yüze konuştuğumuzda sahip olduğumuz ruh hali arasında uçurumlar var. Fark ediyor musunuz? İki Müslüman aynı mekanda otursalar jesti var, mimiği var, tebessümü var, yüzü var, gözü var, dizi var. O sözü kullanamayacak ama ayrı mekanlarda kullanıyor. Hele bir de sanal ortamdaysa var ya, ya harflerin ne yüzü var, ne tebessümü var, ne jesti var, ne mimiği var. Döşüyor orada. Kardeşini siliyor böyle. O da diyor ki, alttan alta bana gönderme yapıyor. Ben ona hesabını sorarım bunun. Bakıyorsunuz iki düşman. İki dost, iki düşmana dönüşüyor. Evliliğin talakı vardır. Ticaretin talakı vardır. Ama kardeşliğin talakı yok. Ne dersiniz? Boşanabilir miyiz kardeşlikten? Asla. Ucu cennete uzanan bir yolculuktur. Rabbimiz ucu cennete uzanan bu yolculukta bizleri birlik ve beraberlik üzere davranan, yaşayan kullarından eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا الحمد لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرفي صفيه فقال عز وجل من قائل محترا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم kolay bir hesapta hesaba tabi tutulan huzura gelen salih kullarından eyle bizleri amin. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bilmediğin bir şeyin izini sürme, ardından yürüme, peşini takip etme. Muhakkak ki kulak, işitme duyusu, göz, görme duyusu ve kalp, anlama, hissetme duyusu,
mutlaka bundan hesaba çekilecektir ve sorumlu olacaktır. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi müdrik, salih kullarından eylesin. Ekmis salah.